La ilahe illallah'ın şartları. Soru. La ilahe illallah'ın şartları nelerdir? Cevap. Şartları yedidir. Birinci şart. Cehalete bağdaşmayan, cehalete aykırı olan anlamını bilmektir. Yüce Allah şöyle buyurur. Bil ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ve Osman'ın Allah ondan razı olsun rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'tan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilahın olmadığını bilerek ölürse cennete girer. İkinci şart, yakin. La ilahe illallah diyen kimsenin bu sözün delalet ettiği şeye kesin bir şekilde inanmasıdır. Çünkü iman, zam bilgisiyle değil ancak kesinlik bilgisiyle doğru olur. Yüce Allah şöyle buyurur. Müminler ancak öyle kimselerdir ki Allah'a ve elçisine iman ettikten sonra şüpheye düşmezler. Malları ve canlarıyla Allah yolunda savaşırlar. İşte bunlar sadık olanların ta kendileridir. Yüce Allah, müminlerin Allah'a ve elçisine imandaki samimiyetlerini, iman konusunda şüpheye düşmemeleri şartına bağlamıştır. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan başka hak ilah olmadığına, ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ederim. Allah'a bu iki husustan şüphe etmeden kavuşan herkes mutlaka cennete girecektir. Üçüncü şart, kabul. La ilahe illallah'ın sözünün gerektirdiği şeyleri kalbi ve diliyle kabul etmektir. Yüce Allah geçmiş ümmetlerden La ilahe illallah'ı kabul edenleri kurtardığını, onu reddeden ve ondan yüz çeviren ümmetlerden de intikam aldığını bize anlatmıştır. Dördüncü şart, ınkıyad. La ilahe illallah'ın sözünün delalet ettiği şeylere boyun eğmek ve bu söze aykırı olan şeyleri terk etmek demektir. Yüce Allah şöyle buyurdu. Kim Allah'ı birlemiş halde kendini Allah'ın emrine teslim ederse o sağlam kulpa yapışmıştır. Kendini Allah'ın emrine teslim etmenin anlamı ise muhsin olmak ve Allah'ı birlemiş olmaktır. Yüce Allah'ın emrine teslim olmayan ve muhsin olmayan kimse o sağlam kulbağa yapışmış olmaz. Beşinci şart, sıdk. Bu sözü yalanın zıttı olan doğru bir şekilde söylemektir. La ilahe illallah'ın sözünü söylerken kalbinin diline, dilinin de kalbini oyacak şekilde doğru ve birbirine uygun olması demektir. Yüce Allah şöyle buyurur, İnsanlar imtihana çekilmeden sadece iman ettik demeleriyle başıboş bırakılıvereceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihana çekmişizdir. Allah doğrulukları ve yalancıları mutlaka ortaya çıkaracaktır. Muaz Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiç kimse yoktur ki Allah'tan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilahın olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna samimi olarak kalpten şehadet etsin de Allah Teala da ona cehennemi haram kılmış olmasın. Altıncı şart, ihlas. Ameli çirkin her türlü leke ve pisliklerden arındırmak ve temiz hale getirmek demektir. Yüce Allah şöyle buyurur, dikkat edin, halis din yalnızca Allah'ındır. Ebu Hureyre'nin Allah ondan razı olsun rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şefaatime en nail olacak en bahtiyar kişi kalbinden veya nefesinden la ilahe illallah diyendir. Yedinci şart muhabbet sevgidir. Bu sözün gerektirdiği ve delalet ettiği şeylere ve bu sözü şartlarına bağlı kılarak söyleyenlere sevgi beslemektir onu bozan ve ona aykırı hareket edenlere buğz etmek demektir. Yüce Allah şöyle buyurur, İnsanlardan bazıları Allah'ı bırakıp bir takım putları Allah'a denk tutarlar ve onları Allah'ı sevdikleri gibi severler. Ama iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir. Enes'in Allah ondan razı olsun rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben birinizin babasından, evladından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça iman etmiş olmaz. Yine de en iyisini Yüce Allah bilir.